Sedef hastalığının tedavisindeki en önemli e, faktör kişinin öncelikle bu hastalıkla ilgili iyi bilgilendirilmesi. Nasıl seyredeceği ile ilgili beklentilerin ayarlanması e, ve e, nelerin alevlendireceği, nelerin yapılmaması gerektiği ile ilgili bilgilendirme ile başlanmalı. Çünkü e, sedef hastalığı biliyoruz ki tekrarlayan bir hastalık. E, ama hani şöyle bir izlenim var halk arasında sedef hastalığı geçmez. Doğru değil. Sede hastalığı iyileşiyor gerçekten, ama tekrar ediyor. Aslında bu bir mide ülseri de öyle, ama ona öyle bakılmıyor. Yani sedef hastalığının nedense böyle bir yaftası daha çok var. E, halbuki biliyoruz ki iyileşip yıllarca hiç tekrar etmeyen sedef hastalığı var, e, daha sık aralıklarla tekrar eden var. Tabii ki buna göre dümenimizi değiştiriyoruz. Sedef hastalığının tek bir etkeni olmadığı için bir mikrop hastalığı olmadığı için tek bir ilacı da yok doğal olarak. Bu ilaçların seçimi hastalığın yaygınlığına, şiddetine ve tipine göre değişiyor. Örneğin diz ve dirseklere veya işte kalçaya veya sadece saçlı deriye çok hafif şekilde tutulmuş bir sedef hastalığında kesinlikle dıştan kullanılan ilaçları tercih ediyoruz. Ama Aynı tipte ama vücudun çok büyük bir bölümüne yayılmış sedef içinde ağızdan tedavileri veya ışık tedavisi dediğimiz gün ışığının yani güneş ışığının bir özel dalga boylarında seçilmiş olarak belli işte cihazların içine konarak kişiye verilmesi sonucu oluşan fototerapi yöntemini kullanabiliyoruz. Gerçekten tipine, şiddetine, kişinin durumuna doğurganlık süresine vesaire gibi ilaç seçimi hakikaten buna göre çok değişiyor.